da şiddetle kınıyorum, üzüntüyle karşılıyorum ve düşündürücü buluyorum. Dün Çerkezköy'de Türkiye İlaçlar Meclisi'nin 2017 Ocak ayı rakamlarının açıklanma toplantısına katılmıştım. Orada tabii sonuçları görünce mutlu olduk ülkemiz adına. Oradan Şarköy'e belediye meclis toplantısına katılmak üzere giderken yolda olayı haber aldım, öğrendim ve izledim. Daha sonra Sayın Başkan'ı aradım. Üzüntülerimi bildirdim, geçmiş olsun dedim. Bugün de tam desteğim her zaman var kendisine. Bu olayda da ki %100 katıldığım, destek olduğum ve destek olmak için de yanında bulunduğum bir toplantıda beraber oluyoruz. Şimdi diğer arkadaşlarımız, konu bence daha farklı boyutlarda izah etmem gerekiyor. Tekirdağ şu son bir yıl içerisinde veya daha 2-3 yani bizim yerel yönetim iktidara geldiğimizden bu yana görmediğimiz bir takım siyasi manevralarla karşı karşıya. Arkadaşlar Tekirdağlıların hiçbir etkinliğinde, hiçbir protestosunda devletin malına zarar verilmez. Bunları zaman zaman Güneydoğu'da görüyoruz. Zaman zaman çoğu zaman görüyoruz. İşte okulları yakmışlar, sıraları yakmışlar, sandalyeleri kırmışlar, camı çerçeveyi çıkırmışlar. Bunlar Tekirdağ'da alışılmayan şeyler bunlar. Ve dün gördük ki oradaki hırs, oradaki inat ve oradaki acayip bir tepki oradaki belediye meclisindeki sandalyelerin, masaların kırılmasına sebep oluyor. Peki daha bunu yaşamadı arkadaşlar. Tabii dünkü olayda Sayın Başkan'a da ufak bir tenkidim olacak. Bir kere zabıtanın tutumunu hiç beğenmiyorum. Zabıta eli cebinde olayları izleme film gibi. Ama Sayın Başkan'ın yerine ben olsaydım orada bırakmazdım o koltuğu. Orada beklerdim. Orası bize verilmiştir. O koltuğu sonuna kadar sahip çıkacağız. Sayın Başkan yanlış bilgi verildi herhalde. Ara verildi. Neyse ben gitmezdim. O arkadaşlar protestocular oradan girene kadar gitmezdim oradan. Başkanım yanlış bilgi vermişler. Ara verildi. Tuvalete çıktım. Geri geldik. Arkadaşlar aynen orada devam. Oturuma devam ettik. Tekrar ara verdik. O arkadaşların arasına gidip geldim ben. Yani o nedenle... Ben sevgili başkanım siz beni herkesten daha iyi tanıyorsunuz. Ben hiçbir zaman koltuğu terk etmem. Terk etme manasında değil yani ben onu söylüyorum. Attığım hiçbir adımdan da geri adım atmam. Ağzımdan benim laf bir defa çıktı. Evet. Değerli arkadaşlar, tabii ki son zamanda Tekirdağ'da bir moda haline geldi. Tekirdağ'daki insanların mutsuzluğundan siyasal rant çıkarmak. Mutsuzluk derken bir yağmur yağıyor. Oradaki çamur olayı, oradaki efendim yaşanan sıkıntı yerel yönetime fatura edilip siyasal malzeme haline çıkarılmak istiyor. Onun dışında kar yağıyor. İşte belediye sınıfta kaldı. Bu sefer öyle bir ortam yarattılar ki Tekirdağ'da sanki karayolları devletin Tenadaş devletin yerel yönetim işte Cumhuriyet Halk Partilerin AK Partilerin böyle bir yere sistem yaratıldı. Karşılıklı suçlamalar var. Değerli arkadaşlar biz belediye de bizim, karayolları da bizim, Teradaş da bizim. Birbirimize sahip çıkacağız değerli arkadaşlarım. Dünkü olaydaki olayın başında Pazarcılar Odası Başkanı Sayın Sami Kayın'ın davranışlarını şiddetle kınıyorum. Orada pazarcı esnafının sözcülüğünü yaptığını iddia ediyor ama ben inanmıyorum. Sayın Başkanımın verdiği veriler bunu daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Geçenlerde de kendiniz aynı şekilde ulaşım ve minibüsler ve diğer konusunda bir yerel basında ağır bir suçlamada bulunmuştu. Gereken kendisine yapıldı. Orada söylediğim şeyi bir kere daha söylüyorum. Biz bu hizmetin adına, biz bu hizmete kervan dedik. Bu devam ediyor. Yani gözümüz, bütün gücümüzle devam ediyor. Ve 30 Mart 2019'a kadar bize verilen 5 yıl içerisinde devam edecek. Bize gölge etmesinler, başka işlerini istemiyoruz. Arkadaşlar, lastikleri arabadan kıymetli minibüslerle biz yolcu taşıyoruz arkadaşlar. Tekirdağ bu değişime ayak uydurmak zorunda. Ve olacaktır da. Nitekim minibüslerin belediyenin arkasından aşağı taşınmasında da olaya bir protesto edenlere siyasal bir zam beklentisi içinde oldular. İşte gördüğünüz siyasal olarak verilen mesajlar da bunu ortaya koyuyor. Benim üzüldüğüm taraf bu. Bunun dışında biz pazarcı esnafını hiçbir zaman mağdur etmeyi düşünmedik. Mağdur etmeyi düşünmedik.